Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Size bu videoda dilin yapısından bahsedeceğim. Eğer videom çok uzun olmazsa burundan da bahsedeceğiz. Şimdi dille ilgili şunu söyleyelim. Arkadaşlar, dilimiz tadı algılayan bir yapıdır. Bunu hepimiz biliyoruz. Peki dilin üstünde bu tadı algılayan yapılar nelerdir? Dilimizde tat tomurcukları vardır. Bu tat tomurcuklarının içerisinde ise papilla dediğimiz moleküller vardır, yapılar vardır. Bu yapılar arkadaşlar bizim işte çeşitli tatları algılamamızı sağlar. Peki bunu nasıl yapıyor? Tükürüğün içerisinde bulunan enzimler sayesinde yediğimiz besinler çözünür ve bu çözünen besinler dildeki o tat tomurcukları tarafından algılanır. Bu sayede biz işte tadın acı mı, ekşi mi, tatlı mı olduğunu anlayabiliyoruz. O zaman şöyle yazalım. Dil üzerinde tadın algılanmasını sağlayan tat tomurcukları bulunur. Ne dedik? Bu tat tomurcuklarının içerisinde de arkadaşlar papillalar vardır. Tat tomurcuklarının yüzeyinde papillalar bulunur. Arkadaşlar, bu papillalar dediğim gibi yediğimiz besinin tadını algılamamızı sağlar tükürük sayesinde. O zaman tat olayı nasıl gerçekleşiyor? Bakın, tat olayı şöyle diyebiliriz tat olayı için. Birinci olayımız ilk olarak tükürük içerisinde çözünme gerçekleşir. Tükürükte çözünme. Daha sonra ise ne oluyor? Tat tomurcukları veya işte papillalar tarafından algılanıyor. Papillalar tadı algılar. Daha sonra nereye gider? Talamusa uğrar. Sonra da arkadaşlar beyin kabuğuna ilgili bölgeye gider. Beyin kabuğu. Şimdi bizim dilimizin her tarafında işte tatlı, acı, ekşi, tuzlu gibi tatları algılayan papillalar bulunuyor. Ama bazı bölgelerde daha yoğun bulunuyor. Mesela şöyle dilimizi düşündüğümüzde dilimizin ön kısmında tatlı daha fazladır. Hemen bir yanda arkadaşlar ekşi, şurada tuzlu, en arkada ise acı. Acıyı algılayan tomurcuklar daha fazla bulunuyor. Her tarafında bulunur ama dediğim gibi belli yerlerde çoğalmışlardır. Ve her tarafında ise umami dediğimiz lezzetliyi algılayan, umami diğer bir adıyla lezzetli, bunu algılayan tat tomurcukları bulunur. Dil ile ilgili söyleyeceklerimiz bunlar arkadaşlar. Bir sonraki duyu organımıza geçelim, burun. Evet, 4 diyoruz burun. Arkadaşlar, burunda yine dil gibi kısa. Hani burada da çok fazla bilmemiz gereken bir şey yok. Ama burunda önemli yerlerimiz var. Arkadaşlar, burun solunum sisteminin başlangıcıdır aslında. Hem kokunun algılanmasını sağlıyor hem de bizim nefes alışverişimizi sağlıyor. O zaman şöyle diyelim. Koku ve nefes alışverişinde görevlidir. Arkadaşlar, burnun içerisinde mukus tabakası vardır ve kıllar vardır. Bu mukus tabakası ve kıllar sayesinde hem kokuyu algılayabiliyoruz hem de nefes aldığımız zaman işte burnumuza giren mikroplar burada tutularak akciğerlerimize gitmesi engellenmiş oluyor. Böylece vücudumuzu korumuş oluyoruz mikroplardan. O zaman şöyle diyelim. Burnun içinde bulunan kıllar ve mukus tabakası kokunun algılanmasını ve mikropların girişini kokunun algılanmasını sağlar. Mikropların da girişini önler arkadaşlar.
Kokunun algılanmasını sağlar diyelim şuraya. Yanlış olur çünkü cümle. Evet, bu şekilde burunla ilgili söyleyeceklerimiz. Burunda reseptörlerin yoğun olarak bulunduğu bir yer vardır. Biz buraya sarı bölge diyoruz. Bakın, gözde reseptörlerin yoğun olarak bulunduğu bölgeye sarı benek diyorduk. Burunda reseptörlerin yoğun olarak bulunduğu bölgeye de sarı bölge diyoruz. İkisini birbirine kesinlikle karıştırmayın çünkü sorabilirler. O zaman şöyle diyoruz. Reseptörlerin yoğun olarak bulunduğu bölgeye sarı bölge denir. Sarı bölge denir. Ayrıca bir de şunu hatırlayalım. Kokuyla ilgili olan duyu sinirleri talamusa uğramadan direkt nereye gidiyor? Beyin kabuğuna gidiyor. Dolayısıyla onu da yazalım. Koku reseptörleri ve sinirleri talamusa uğramaz. Talamusa uğramaz. Nereye gidiyor direkt? Direkt beyin kabuğuna gidiyor. Bu çok çok önemlidir. Bunu kesinlikle unutmayın. Ve arkadaşlar şuraya koku olayı diyelim. Koku olayı. Yine bunu da basamak basamak yazalım. Birinci olayımız nedir? Mukusta çözünme gerçekleşir. Mukusta çözünme. Daha sonra sarı bölge algılıyor olayı. Algılar. Sonra da nereye gidiyor arkadaşlar? Beyin kabuğu. Beyin kabuğunda kokuyla ilgili olan özelleşmiş bölgeye biz koku soğancığı diyoruz. Koku soğancığı. Bunu da unutmayın. Mutlaka karşınıza çıkar. Beyinde direkt olarak koku soğancığı dediğimiz bir bölge bulunur. Burada arkadaşlar koku olayı algılanır. Kokuyla ilgili şunu da söylemek istiyorum. Koku reseptörleri çok çabuk yorulurlar. Dolayısıyla hani direkt sinir hücrelerinden, nöronlardan oluştuğu için çok çabuk yoruluyorlar. Bu yüzden de bir süre sonra bazı kokuları algılamayı bırakırlar. Yani biz uzun süre bir kokuya maruz kaldığımız zaman bir süre sonra o kokuyu algılayamayız. Örneğin parfüm gibi kendimize parfüm sıkıyoruz, şişeyi boşaltıyoruz hatta üstümüze ama bir süre sonra sanki hiç sıkmamışız gibi kokuyu algılamıyoruz. Dolayısıyla tekrardan sıkmaya başlıyoruz. Aslında böyle bir şeye gerek yok. Bizim sadece burnumuz alıştığı için, koku reseptörleri yorulduğu için artık o kokuyu almıyor, görmüyor yani duymuyor onu. Dolayısıyla etrafımızda bulunan kişiler bu kokuyu algılayabiliyor arkadaşlar. O kadar fazla kullanmamıza da gerek yok. O zaman şöyle diyelim. Koku reseptörleri nöronlardan oluştuğu için çabuk yorulur. Bu yüzden koku sürekli algılanmaz. Aynı koku sürekli algılanmaz arkadaşlar. Evet. Burunla ilgili söyleyeceklerimiz de bunlar. Videomuzu burada bitirelim. Bir sonraki videoda arkadaşlar deriyi anlatacağım size ve böylece duyu organlarını bitirmiş olacağız. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.